Sevgili arkadaşlar, banyo gibi, WC gibi yerlere dilerseniz strapier montajı yapabilirsiniz. Tavanlarınıza asma tavan veya da mantolama şeklinde genelde yapıyoruz. Küflenme önlemek için banyolarımızın tavanlarına. Arkadaşlar, bu tür yerlerde seramikle tavan kaplaması tam birbirine bağdaşmadığı için kıyıda çatlaklar oluşabiliyor. Şu şekilde bağdaşma sorunu olabiliyor. Burada arkadaşlar strapierle kapatabiliriz. Strapier yapıştırma işlemlerini arkadaşlar derz alçısı kullanabilirsiniz. Derz alçısı satın alçıya göre biraz daha esnek malzemedir. Burada 2 kiloluk bir derz alçısı hazırladım ben. Malzeme arkadaşlar hazırlıyorum. Matikli arkadaşlar silikonla, beyaz silikonla veyahut da silikonize mastikle veyahut da bu şekilde derz alçısıyla veyahut da hiç bulamazsanız satın alçıyla yapıştırma işlemini yapabilirsiniz. Alçı gibi toz malzemelerle hazırlık yapacaksak arkadaşlar kulak memesi kıvamında bir karışım hazırlamamız icap eder. Önce suyumuzu, kabımızı alırız. Ben göz kararlık alıştığım için tartmıyorum kaç kilosu gider, ne kadar alçıya diye. Göz kararı arkadaşlar malzememi koydum. Ona göre de 2 kilo alçım vardı. Yaklaşık şimdi bu su koyduğum su buna yetecektir. Çimento kum karıştırır gibi arkadaşlar bir anda karıştırmıyoruz. Önce suyumuzu koyuyoruz. Sonra alçımızı koyup alçımızın suyu emmesini arkadaşlar bekliyoruz. Su yavaş yavaş alçı içinde emiliyor. Bu şekilde olursa arkadaşlar alçı topaklanma yapmaz. Yoksa bir anda acele edip de suyla alçıyı karıştırmaya kalkarsak topak topak kalır. Karışma anlamında sıkıntı çekebiliriz. Bu arada bize lazım olacak malzemeler arkadaşlar köpükten imal edilmiş stopier dediğimiz arkadaşlar malzeme. Bunların alçıdan olanlar arkadaşlar karton pier deniyor. Köpükten imal edilmiş olanların da stopier deniyor. Bunlar çok hafif malzemeler. Yaklaşık bir tanesi 100 gram yoktur bile. Çok hafif bir malzeme. Bunların farklı yabaklı olanları var. Bu şekilde arkadaşlar ince boy olanları, daha dar olanları, tuvalet, banyo gibi dar alanlarda, kısa metraj yerlerde kullanılabilir. Odalarda arkadaşlar daha büyük boylu stöperleri kullanabiliriz. Büyük olanlar yaklaşık 13-13,5 cm geliyor. İnce olanları da yaklaşık 10 cm eninde. Bunlar arkadaşlar bir tarafı tavana gelir, bir tarafı duvara gelir. Bu şekilde ebatlı şekilde stopyerler genelde döşem anlamında ters düz yoktur. Bunun iki tarafı da birdir. İstediğiniz tarafını duvara veya tavana denk getirebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar stopyerlerde ise şöyle bombe taraf tavana denk gelir. Tırtıklı taraf aşağıya denk gelir. Ona dikkat edersiniz. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim bunlara. Ortaya koyduğumuz arkadaşlar lamba etrafına koyduğumuz şu stopyerde göbek deniyor. Bunun ismi de göbek. Bu sade bir göbek. Bunun desenleri var. Stroperlerin arkadaşlar desenleri var. Selçuklu mimarisine uygun, Osmanlı mimarisine uygun. Farklı farklı çiçekli, böcekli modelleri var. Bu normal klasik stroper modeli. Bunun alçıdan olanı da var. Bu şekilde köpükten olanı da var. Bunlar arkadaşlar yanıcı malzemelerdir. Köpük olduğu için petrol bazlı malzemelerdir. Sıcaktan korumak lazım, aşırı sıcaktan. Sizin burada dikkat edeceğiniz şey özellikle köy evlerinde soba borusu baca falan varsa çok yakın olmamalı. Onları eritebilir sıcaklığı. Artı onun dışında çakmaktan ve direkt ateşten de korumak lazım. Köpek malzemedir. Malzememiz suyunu emdi. Hemen şöyle karıştırıyorum hızlıca. Macun haline getireceğim. Çabuk malzeme kıvama gelen bir malzeme arkadaşlar. Bazı hanım arkadaşlarımız bilir. Böyle kaymaktan tereyağı çevirirken kaymak yumuşak kıvamlıdır. Çevirirsiniz çevirirsiniz kaşıkla böyle veya mikserle bir anda tereyağı şeklinde bağlar. Bu karışım arkadaşlar bu şekilde suluyken 1-2 dakika içinde böyle güzel tereyağı gibi kıvam bağlar. Anla bile hemen hemen oldu. Bir dakika daha karıştırdığımızda kıvamımız hazırdır. Bakın şöyle akmayacak şekilde oldu. Yumuşak ama
boya gibi takmıyor. Güzel yapışkan bir kıvam oldu. Malzememiz kullanımı hazır. Bu arada kısa bir çay molası veriyorum. İşte başlamadan önce. Sağ olsun ev sahibimiz çayımızı dökmüş. Cefakar ve cömert Türk insanı. Arkadaşlar stüper montajını yaptıktan sonra tavan boyasıyla veyahut da beyaz plastik boyayla veyahut da beyaz silikon iç cephe boyasıyla arkadaşlar her türlü boya hemen hemen uyar. Solvent bazların dışında su bazlı boyalarla stüperlerimizi boyayabiliriz. İki sefer boyamakta fayda vardır. Hem ekeldiği belli olmaz. Zaten alçıyı arkadaşlar yapıştırma işlemlerimizde hafiften bir sulu zaten alçı yapıp zaten alçı bedeliz alçısı yapıp ilave eke olan yerlere şöyle sulu alçımızla karışmış fırçamızla şöyle kesim fırçayla arkadaşlar bir rutuş yaparsak ekelleri de belli olmayacaktır. Kuruduktan sonra ufak bir ince zımparayla zımpara yapılır. En son boyası yapar arkadaşlar iki kat yapılır ve işlemimiz biter. Çok güzel şekilde malzememiz duvarda görüntü vermiş olur. Çayımı içmeye bir takip hemen çalışmaya geçiyorum. İyi seyirler şimdi sizlere. Arkadaşlar elimizdeki stoper 10 santimlik bir stoperdir. 9.5 yani yaklaşık 10 geliyor bu. Bu tür stoperler arkadaşlar 7 santim. 7 santim alttan çiziyoruz. 7 santim yukarıdan çiziyoruz kendimizi hap belirlemek için. Bu şekilde arkadaşlar tavandan ve duvardan 7 santim 7 santim hattımızı belirleyip metremizle kurşun kalemle çizgilerinizi koyabilir ve strap yerinizi o hatta yapıştırabilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar bu taraftan da 7 santim belirliyoruz. Arkadaşlar buradan da çizgimizi aldık. Şu nokta arkadaşlar şuradan strap yerimizi kesme noktamızdır. Buradan çizgimizi şöyle kesiyoruz. Gördüğünüz gibi faydamız arkadaşlar. Orası kesim yerimiz. Aynı şekilde bu köşeden de yapacağız. Sevgili arkadaşlar, malzemelerimizin gene üstte gelen kesişim noktasından 7 cm arkadaşlar. İçeriden kesip parçaya alıyoruz. Parçamızı isterseniz uymazsa maket bıçağıyla en az hasarla kıyıya uydurursunuz. Gene koyacağınız yere saten alçı veyahut da alçı ilave ederek arkadaşlar yapıştırma işlemimize başlıyoruz. Çizdiğimiz noktalardan malzememizi tavanımıza entegre ediyoruz ve duvarımıza aynı şekilde 7 cm 7 cm arkadaşlar entegre ediyoruz. Bu yaptığımız 10 cm'lik stoper. Bunu arkadaşlar yapıştırma şekli bu şekilde. Yavaşça fazla parmaklarımızı sokmadan, malzememizi bastırmadan aşırı şekilde ki parmaklarımız stoper'e geçmesin. Geri dönülemez hataları meydana çıkmasın. Uyduruyoruz yavaş arkadaşlar yaparak fazla malzememizi parmakla arkadaşlar hem boşluğu doldurmuş oluyoruz. Kıyıdaki parmak hareketimizle hem de fazla malzemeyi almış oluyoruz. Sonra kestirme fırçayla düzeltme işlemimizi arkadaşlar yapacağız. Burayı da fazla malzememiz arkadaşlar içine koyuyoruz. Doyuruyoruz. Sevgili arkadaşlar, strapellerimizin döşeme işlemi bitti. Ekellerini nemli bir süngerle fırçayla düzeltmesini yaptık. Şöyle elimize gelmeyecek şekilde bağlı noktası oldu. Üzerine hafiften bir arkadaşlar cıvık şekilde bir yoğurt kıvamında saten alçı ve derz alçısıyla şöyle sürerek arkadaşlar rutuşlama yaptım. Şimdi boya işlemiyle çalışmamızı bitirmiş olacağız. Dileyenler tavan boyası, dileyenler iç cephe beyaz plastik boya arkadaşlar boya yapabilir. Boyadığınızda ekelleri gözükmeyecek hale gelecektir. Gördüğünüz gibi birinci kat boya bile örtteki ikinci kat boya da tamamen arkadaşlar ekeli kaybolacaktır. Aynı şekilde köşkleri de boyamız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi
neredeyse belli olacak şekilde çalışmamızı bitirmiş oluyoruz. Çapık olan yerleri düzeltiyoruz. Birazcık daha. Evet. Arkadaşlar, evet, orta taktığımız malzemenin ismini daha önce belirtmiştim. Buna göbek diyoruz. Bu da stropyerden. Bunu da böyle kestirme fırçamızla boyarız. Bu da bembeyaz olur. Şöyle diplerine güzel sürelim boyamızı. Hep beraber yapın arkadaşlar. Çok güzel bir görüntü olmuş oldu. Bu tür banyo gibi mekanlarımızda da stropyer arkadaşlar kullanabiliriz. Hem örümcek ağ oluşumu engellenmiş olur. Arkadaşlar, bu stropyerin bir güzel tarafı da örümcek ağ oluşumunu engelliyor köşelerde. Bu anlamda faydası var. Arkadaşlar, takipte kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.